Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 50 yaşta kirgen yili. 40 yaşta peygamber buldular. 50'ye kirgende. Mekke'delikte cüda eziyetler küçeygen vaktide. Şunçelik eziyet küçeygenden sonra hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır kılıp durganları da en yaş görgen insanı dünyadan ötüp gidedi. Hadice anamız. Hadice anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni nafakat ayağlı bugün. Belki cüda köp yaşlılıklar kıyken. Ama ikisi Abu Talib dünyadan ötüp gitti. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'ke eğer borgan bo'lsanglar, Arslan bobga o'xshagan joyga fakat Mekke-i Mukarrama'dan Taif'geçe 80 kilometre basıp barıp yaş ballardan taş yiyip hamma joyi qon bo'lib qaytib keladi. Şu hozirgi aytayotgan voqealarimiz hammasi 50 yaşga kirganda 10-chi payg'ambarlik yilida bo'lyapti. Birodarlar. Bitta qiyinchilik, ikkita qiyinchilik, uchta qiyinchilik. Biz aytdik, oyatning tafsirida Alloh taolo qiyinchilikdan so'ng yengilchilik beradi-yu deb. Qaysi yengilchilik desa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni Alloh taolo Isro val Mi'roj. Isro degani Makka-i Mukarramadan Madinaga, Makka-i Mukarramadan Aqsoga borishlik, sayr, tungi sayr deyiladi. Mi'roj degani Masjidul Aqsodan Alloh taoloning huzuriga chiqishlik. Arsha aloga qarab yo'l olishlik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sidratul Muntaha'ya çıkken. Ha, gördünüz mü? Bir kıyınçilik buladı, arkasından bir yengilçilik buladı.